Şöyle geçeyim. Kahvemi de yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hava baya karanlık. Pancuru açınca da buradan böyle bir ışık vuruyor. Kendime karanlık düşüyor. O yüzden ışık aldım arkadaşlar. Bakın böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu da çok aydınlık oldu. Böyle iyi bence. Temu'dan şöyle çok güzel bir ışık aldım. Evet, şimdi oturdum. Kahvemi de yaptım. Şöyle bir karıştırayım. Ya sizinle kısa şöyle bir sohbet edelim. Evet arkadaşlar, biz Türkiye'den geldik. Biliyorsunuz ben zaten en son blokumda havaalanında uçakla çekim yapmıştım size, artık Viyana bloklarım gelecek diye. Ama bir türlü fırsatım olmadı. En son yüklediğim videonun arasından 12-13 gün geçmiş sanırım. 10-11 gün. Sonra direkt işe başladım zaten. Bir türlü güzel bir çekimin başına geçemedim. Ama dedim Gülsüm artık başla, ipin ucunu kaçırma. Yine o şeyi yaşamak istemedim. Durun şöyle bir yudum alayım bismillah. O yüzden şimdi kameranın karşısına geçtim. Öyle geldik arkadaşlar Türkiye'den. Çok güzeldi. Yani 2 hafta gitmiştik ama ve bahsettim mi son blokumda bilmiyorum ama biz hatta 3 gün uçağımızı uzattık. Tatilimizi Sivas'ta. Çünkü Leyla'larla birlikte dönmek istedik. Gerçi onlar zaten Bratislava Havalimanı'na indi. Ama hani hem kayınbabama yine böyle git gel olmasın diye düşündük. Hep birlikte gidelim diye tahmin ettik. Güzel oldu yani, kısa gelmişti de zaten uzatmamız. 3 günde ama yine de yani son 3 günde de bayağı şeyler yapabildik. Mesela Kayseri'ye gittik. Ondan sonra Kayseri'de de gerçi fazla gezemedik ama son videomdan hatırlarsınız yine. Sadece o neydi oranın adı? Kapalı Çarşı değil de. Kazancılar Çarşısı mı diyorlardı bilmiyorum. Orayı bir gezebildik sadece. Bir de alışveriş merkezine gittik Kayseri'nin. Sonra da gün bitti zaten. Öylelikle fazla da gezememiştik ama yine de bence çok güzeldi. Yani 2 haftamız dolu dolu geçti. Son 9 günde de işte Sivas'ta olduğumuz zamanlarda da her şeyi yapma hani şeyindeydik. Yapalım görelim şeyinde. Evet, dolu dolu geçti yani, çok güzeldi. Sağ olsun kayınbabam, kayınvalidem bizi çok güzel ağırladılar. Yani kendi evimde gibi hissettim. Öyle çok güzeldi. Ondan sonra Kapadokya çok güzeldi yani, o kadar büyüleyiciydi ki çok hoşuma gitti gerçekten. Mesela o yeraltı şehri yani inanılmazdı. Orada o kadar gülmüştüm ki Cevdet'in çekimlerine. Biz orada onları kaybettik bu arada. Hep birlikte bir girecektik. Ondan sonra bir anda kayboldular. Hatta Cengiz Baba bizim önümüzden mi? Yok, bizim arkamızdan da ama sonradan önümüzden yürümüştü. Bir anda kayboldu. Onların yanına gitmiş. Yani nasıl oluyor onu da anlamadım. Çok komikti yani. Hem Cevdet çekim yapmış hem ben. Gördünüz zaten. Baya bir gülmüşsünüz o videoya da. Güzel anılardı. Ve şimdi size şeyden bahsetmek istiyorum. O yüzden böyle aslında oturdum kameranın karşısına. Çok da uzatmayayım diye artık bu tatil şeyini bir kapatayım. Selge. Yok, Selgi değil, Adin. Adin Otel. Onu da çok merak eden takipçilerim oldu. Üstün beğendin mi? İşte kaç para ödediniz? Nasıldı? Bütün o sorulara şimdi cevap vermek istiyorum. Hızlı hızlı böyle. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü ben bunu bir vlogla birleştireceğim arkadaşlar. Biz geldikten sonra aslında ben bir çekim yapmıştım. O da evlilik yıl dönümümüzdeydi. Cevdet'le 5. evlilik yıl dönümümüz. Ona ufak bir sürpriz yaptım. O çekimi de bu vlogun arkasına yükleyip direkt size sunmak istiyorum. O yüzden böyle hemencecik o sorularınızı cevaplamak istiyorum Adin Otel hakkında. İlk önce ne kadar tuttu, işte kaç geceliğine konakladık ondan bahsedeyim. Adin Otel'e gittik biliyorsunuz arkadaşlar. 6 geceliğine biz toplam 2200 euro verdik. Leyla'lar da 2500 vermişti aynen 6 geceliğine. Ama onlar bizden birkaç gün sonra almıştı otel biletlerini. O yüzden sanırım bir 300 euro eklenmiş üzerine, bilmiyorum neden öyle. 6 geceliğine ve toplam uçak biletlerimiz de bize 3200'e geldi o tatilimiz Antalya'da. Evet, 1000 euro uçak
biletlerine vermiştik. İşte hem ama bunun içerisinde şey de var. Sivas'a gittiğimiz hani Kayseri'ye gittiğimizin uçak biletleri de var. Sadece Antalya'ya uçuş değil bu arada. O da bir ek bilgi olsun. Toplu ödemiştik hepsini. Toplam bize uçak biletleriyle Adin Otel 3200'e geldi. Otelden bahsedeyim nasıldı? Geçen sene biliyorsunuz Selge'deydik. Selge inanılmazdı yani. O kadar hoşuma gitmişti ki çok güzeldi. Tabii şimdi ben burada kesinlikle hiçbir oteli amacım hani böyle şu bu iyi değildi, şu iyi değildi deyip de böyle kötülemek değil. Sadece hani kıyas yapabilmemiz için. Çünkü hani çok merak eden takipçilerim oluyor. Planlıyorlar mesela bir sene öncesinden acaba bu otel iyi mi diye. Videolara bakan çok insan var. Çünkü ben de bakmasını seviyorum. Böyle hani Fuat Terle und Nachteile deniliyor. Türkçesi şu an biliyordum da ne aklıma gelmiyor. Hani avantajları ve dezavantajları. Hani tamamen böyle birinde olup birinde olmayan şey tarzı. Yani siz beni anladınız aslında da. Her neyse. Bahsedeceğim işte şimdi. Çok güzel bir oteldi Adin Otel. Özellikle en çok hoşuma giden kadınlar için plaj olması arkadaşlar. Ve artı yani o plajın olması güzel evet ama ekstra bir güzel olmasının şeyi de tamamen kumdan oluşması. Yani taşlı değildi hiçbir şekilde sahil. O kadar güzeldi ki yani bayıldım gerçekten ona. Çünkü her zaman böyle biz tesettürler için denizin de o şifasını alalım. Ama rahat rahat yüzelim istiyordum. Çünkü havuz evet güzel oluyor. Kadınlar için havuzlu oteller bir sürü. Ama böyle sahilde bulmak çok zor. Veya vardır da ben bilmiyorumdur arkadaşlar. Burada siz de yine bana yardımcı olabilirsiniz. Evet Gülsüm varsa daha sahilde sahili güzel olan sırf kadınlar için oteller var derseniz çok mutlu olurum. Belki seneye de Allah izin verirse oraya gideriz bilmiyorum. O yüzden o benim için çok önemliydi. Çünkü mesela Selge'de evet kadınlar için bir alan vardı sahilde ama sadece güneşlenme alanı vardı. Yani yüzmek isterseniz denizde yine karışık yüzüyorsunuz. O da bana açıkçası yani bu da yine benim kendi düşüncem. O biraz bana saçma geldi. Yani orada güneşleneceğim o zaman direkt havuz kısmında güneşlenirim. Çok mantıksız gelmişti bana. Tabii hoşuna giden kadınlar da vardır o durum. Ama yine zaten karışık yüzeceksem ne anlamı kalıyor? Öyle düşünmüştüm orada. Ama onun dışında Selge'nin mesela havuz kısmı o kadar büyüktü ki yani çok sevmiştim gerçekten çok büyüktü kadınlar için. Mesela Adin'de de ama yine kadınlar havuzu bence küçüktü. Yani çok beğendim onu öyle söyleyeyim. Evet şimdi yeme içme kısımlarına geçebilirim artık. Adin'in yemekleri çok lezzetliydi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Fakat restorantı biraz sanki küçüktü. Yani bana öyle geldi. Tabii o da onun şeyle alakası var. Adin Otel genel olarak biraz küçüktü. Selgeye bakarak mesela yine kıyas yapıyorum. Ama ekstra demek istediğim bölüm tatlı kısmı gerçekten çok küçüktü. Yani bir tamam bir baklava reyonu vardı. Evet ama arka kısmında restorantın bir de sadece iki vitrin bulunan tatlılar vardı ve o tatlıların hepsi de farklı görülse de lezzet olarak hepsi aynıydı. Böyle çatalı batırdığınızda gumi yani puding kıvamında bir şeydi. Jel puding kıvamı. O yüzden onu pek beğenemedim. Ama sanırım hani orayı küçük tutup o yüzden ekstra da bir patisserie bölümü yapmışlar. O çok hoşuma gitti mesela ekstradan. Hani yemeğinizi evet restoranda yediniz. Sonra da çayınızı içme hani tatlınızı yemek için o bölüme geçebilirsiniz diye. O bölümü yapmışlar ama yine tatlılar aynıydı. Bir güzel olan San Sebastian çok güzeldi. Yani o gerçekten lezzetliydi. Zaten sürekli her gün onu almıştık. Bir de beni aslında ben bunları orada da dile getirmiştim. Bir çalışan personel gelmişti yanıma.
dedi hani bu arada onu da çok beğendim. Servis yani personel çok ilgileniyor sizinle gerçekten. Onu çok sevdim Adin'de. Bana hani isteklerinizi söyleyebilirsiniz, neleri düzeltebiliriz, onları not alırım demişti kadın. Ben de hepsini söyledim. Söylediklerimin arasında şey vardı. Çok fazla mesela sahilde oturuyoruz. Bütün gün sahilde kadınlar vakit geçiriyor. Sabahtan akşama kadar ve içecek çeşitleri çok yok. Hep şey içecekler işte kola, fanta o tarz yani gazlı içecekler. Böyle ne bileyim kokteyl yapabilirler farklı farklı. Ondan sonra sadece sahil kısmında kahve, soğuk kahve alabiliyorsunuz ama havuz kısmında soğuk kahve alamıyorsunuz. Yani ben mesela o gün bütün havuz kısmında vakit geçirmek istiyorum. Aşağıya ta ineceğim ve soğuk kahvemi almak için yani. Onlar bana biraz saçma geldi ve küçük şu Türk kahve kağıttan Türk kahve bardakları var ya arkadaşlar. Onda bardak, o bardakta veriyorlardı içeceklerimiz. Yani o da bana aşırı saçma geldi. Bütün gün orada vakit geçiriyoruz, su almak istiyoruz. Sürekli yani yazık günah o bardakları hep çöp oluyor. Hatta en sonunda ben gittim o bardakla kadına dedim ki hani ziyan olmasın buna doldurun. En azından şu büyük bardaklara yapabilirler. Bilmiyorum onlar bana eksi geldi Adin'de. Çok fazla içeceğin olmaması içecek çeşitlerinin. Ama hoşuma giden kadınlar bölümünde yemek kısmı, o kantin kısmı çok güzel. Yani oturuyorsunuz, onlar size personel geliyor, işte menü getiriyor. Menüden istediğinizi seçiyorsunuz, onlar size getiriyor. Yani açık büfe tarzı değil, o çok hoşuma gitmişti ve inanılmaz çeşit vardı. Mesela Selge'de hatırlıyorum, çok da çeşit yoktu. Hamburger vardı, bir de nugget tarzı, o tarzlar vardı. Ama burada bildiğiniz bayağı ızgara yapıyorlardı, Adana yapıyorlardı. İşte burgerinden tutun, şu an aklıma gelmiyor. İşte dürüm çeşitleri, böyle çok farklı çeşitler vardı. O çok hoşuma gitti. Başka aslında söylemek istediğim yemek kısmında başka bir şey yok. Şimdi ise mesela aktivite, oyun kısımlarına gelmek istiyorum. Mesela oyun alanı var. Biz Selgi'de hatırlıyorum geçen yıl işte Hülya halamızla, Leyla'larla gittiğimizde akşam yemeği yiyince birkaç saat orada vakit geçiriyorduk. Koca hani sırf çocuklar için de değil bu arada öyle düşünmeyin. Kocaman bir alan, büyüğünden küçüğünden herkes eğleniyordu ve biz de eğleniyorduk yani çok güzel oluyordu. Sınırsız, ücretsiz bir şekilde yani oraya bağlamak istiyorum şu an. Sonuçta ben otele o kadar para veriyorum. Otelin içindeki aktiviteleri neden ekstra yani aktivite dediğim de şey hani bu bilardo oynuyorsunuz, bilardo masası. Ondan sonra hani ne bileyim bu ice hockey oyunları var ya buz şey bildiğiniz oyun şeyi işte biliyorsunuz. Onlara verilen paradan bahsediyorum bu arada. Oraya neden ekstradan ücret ödeyeyim? Hani tabii ekstradan su sporlarına ödüyorsunuz. Her otelde öyle biliyorum. Ondan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Adin Otel'de mesela o oyun alanına ekstradan ücret ödüyordunuz. Yani o bana aşırı saçma gelmişti. Dediğim gibi o kadar ücret ödüyoruz. Neden ekstradan bir de o oyun şeylerine para veriyoruz? Onu asla anlamamıştım. O hoşuma gitmedi. O yüzden mesela hiç oraya oynamaya girmemiştik açıkçası. Bir de alan da çok küçüktü zaten. Öyle çok büyük değildi. Ve yine tabii ki de otelin büyüklüğüyle alakalı bence. Yine ona bir şey diyemem ama Selge'de mesela çok fazla oturacak yemek akşam yemeğinden sonra alanlar vardı. Ama Adin Otel'de sadece lobi kısmı vardı. Yani lobide oturabiliyordunuz. Bir de lobinin dış kısmı vardı, teras kısmı. Tamam, o güzeldi ama Selge'de hatırlıyorum oralara mesela ekstradan oturulan yerlere okey takımları ya da farklı oyunlar bu Cenga oyunları var ya hani bildiğiniz aile oyunları onlardan falan koyuyorlardı. Akşam güzel öyle vakit geçirebilirdin veya aktivite olarak şarkı hani sanatçıyı dinlemek isteyen oraya gidiyordu. Yani dolu dolu geçiyordu ama mesela bu Adin Otel'de öyle bir şey yoktu. Hani oturuyorduk ya gösteriyi izlemeye gidiyordu o tiyatro bölümüne veya gidip o lobide oturuyorduk. Başka hiçbir şey yoktu. Bence aktivite konusunda da çok monotondu.
Onu söyleyebilirim Adin hakkında. Ona daha yenilik getirebilirler. Ona bunu da zaten o kıza bahsetmiştim. Ama yine de genel olarak güzeldi. Aslında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi şey aklıma geldi bir de. Mesela yemek içme kısmında ekstradan böyle bir vitrin yapabilirler içeceklerimizi alabilmemiz için. Ama orada öyle bir şey yoktu mesela. Garsonlara gidip söylüyordunuz oradaki bara ne içmek istediğinizi akşam yemeğinde. Yani bu da ufak bir şey aslında ama yine de dile getirmek istedim. Onun dışında ilk videomuzda oraya gittiğimizde hatırlarsınız odada bir sıkıntı yaşamıştık. Tabii o biz bilmiyorduk mesela ilk odaları seçtiğimizde premium odaların olduğunu ve diğerinin adı neydi? Flora mı deniliyordu? Bak unuttum şu an adına. Öyle bir şey fark olduğunu biz aldığımız sayfadan Helal Butik'te, Booking'te bu arada oradan almıştık biz biletleri. O sayfadan. Din Otel'in apartman tarzı odaların olduğunu bile bilmiyorduk biz. Gittik o apartman şeylerinde odamız çıktı. Ondan sonra ama tabii onu dile getirince sağ olsunlar değiştirdiler. Baya bir ilk de sıkıntı yaşamıştık o odalarda. Klima olmuyordu. Ondan sonra çok fazla Leyla'larda bu arada rutubet kokusu vardı. Hani işte affedersiniz lahana kokuyordu. Gerçekten çok kötü kokuyordu. Sonrasında dile getirdiğimizde sağ olsunlar bizi otel içerisinde odamızı ayırdılar. Böyle yani söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yine de genel olarak çok güzel bir otel. Yani kadınlar için. Şöyle düşünüyorum fazla sanki tesettürler için çok otel yok. Yani aslında olsa çok güzel olur. Çünkü biz de böyle rahat bir şekilde yüzmek istiyoruz kadınlar olarak. Çünkü ben karışık otel gitmesini sevmiyorum arkadaşlar. Yani herkesin tercihi farklı olabilir ama ben sevmiyorum. Orada kendimi rahat hissetmiyorum. Yani herkesin bakışları birincisi. Bu sadece bu Avrupa'da özel bir şey değil. Türkiye'de bizzat kendim yaşamıştım bunu. Hatta beni İstanbul'da bu arada o videolarımızı izleyenler bilir belki bilmiyorum ama bundan 3-4 yıl evvel kabul edilmedim başörtümden dolayı. Büyükada'daydı sanırım. O yüzden rahat hissetmiyorum kendimi. Sırf bu konuyla da alakalı değil. Tek amacım güneş vitaminimi alabilmek. Yani ben D vitaminimi alabilmek için bu tesettür otellerini seviyorum. Tek şeyim de o yani. Onun dışında demek istediğim keşke çok daha fazla tesettür otel olsa bence biz kadınlar için. Eğer ki bildiğiniz varsa bana yazabilirsiniz yorumlarda. İşte Gülsüm ben buraya gittim çok memnun kaldım sana da tavsiye edebilirim diyebilirsiniz. Çok memnun olurum söylediğim gibi. Öyle evet hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çok uzattım bu videoyu biliyorum ama isteyen takipçilerim de vardı. Çok soru alıyordum hem Instagram'dan ekstradan hala bana mesaj geliyor Gülsüm otelden bahsetmedin bahsedecektin diye. Bahsetmek istedim size de. Şimdi ise videonun dediğim gibi kapatmak istemiyorum. O ufak bir vlog çekmiştim evlilik yıl dönümümüzde. O da böyle ekstra bir vlog olmasın birleştireyim diye düşündüm. Çünkü yoksa çok konuşmalı geçecek bu vlogum. Böylelikle de bu videoyu da şimdiden buradan kapatayım. Size veda edeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ama siz kapatmıyorsunuz, devam izliyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Işıktan dolayı kusura bakmayın. Baya bugün hava kapalı. Yani baya yağışlı. Dün iyiydi ama bugün serin yani güzel. Şimdi ben hemencik şöyle basic üstlerimi giydim. Bunu da Türkiye'den almıştım bu arada. Gösterdim mi size bilmiyorum ama o Türkiye vlogları daha gelecek sanırım. Çünkü ben bu videoyu biraz sonra paylaşacağım. Çünkü bugün 9. ayın 9'u. Bizim Cevdet'le evlilik yıl dönümümüz. Ben neden hazırlandım? Şöyle hemencik bahsedeyim. Böyle konudan konuya atladım ama bugün Cevdet'e güzel bir sürpriz yapmak istiyorum. Güzel bir sofra hazırlamak istiyorum. Ve Cevdet'e bir hediye aldım. Evlilik yıl dönümümüz. 5. evlilik yıl dönümümüz bu arada arkadaşlar. Ona güzel bir saat aldım. İnşallah beğenir bilmiyorum ama
Bineceğini tahmin ediyorum. O paketi bilerek ben postaneye bıraktırdım. Çünkü Cevdet hani ben çalışırken evdeyken alır diye korktum yani. O yüzden direkt oraya yönlendirdim paketi. Ve gelmiş hatta tam cuk yetişti yani. Tam bugüne yetişti iyi ki de. Hemen onu almaya gideceğim. Ondan sonra böyle ufak bir pasta alırım. Böyle bir şeyler var planladım aklımda. Bir bütün tavuk almak istiyorum arkadaşlar. Onun için 10. Viyana'ya gidip alacağım. Çünkü bizim burada yok maalesef öyle. Ortada böyle sofrada bütün tavuk olmasını istiyorum. Ve sebzeleri böyle haşlayıp etrafına güzelce sunum yapmak istiyorum. Bir de pilav yaparım. Dünden biraz da taze fasulyem kaldı. Onu da ufak bir tabağa koyarım. Meze de yaparım böyle yoğurtlu. Yani var bir şeyler aklımda. Bakalım. Hediye paketi almak istiyorum. Şöyle kırmızı bir renkte. Bir şey daha vardı da aklımda. Unuttum. Neyse dışarıya çıkınca gelir. Haydi bakalım. Saat şu an tam 9. Bazen Cevdet erken de gelebiliyor. O yüzden hiç lafı uzatmayayım. Direkt çıkayım. Ve günümüz başlasın. Evet canlar, ben şimdi eve geldim. Size aldıklarımı göstereyim. Şöyle brokoli aldım. Havuç, ondan sonra 2 paket yoğurt, 2 tane kola aldım. Ondan sonra peçete şöyle kırmızı incir gördüm, Türkiye'nin direkt aldım. Ondan sonra şöyle kırmızı bir mum aldım. Bakın şu bardaklardan zaten ben istiyordum. Paşa Bahçe'nin ucuzlamış %20 indirim vardı. 12 euro mu geldi ne, 14,99'dan. Gül aldım, bunu böyle masaya birazcık yapraklarını koparmak istiyorum. Kalanını vazoya koyarım. Ondan sonra şöyle güzel bir pasta aldım. Ufak yani çok büyük değil. Şuradaki şunun üzerine koymak istiyorum. Şöyle güzel direkt buzdolabına kaldırayım. Ve paketimi aldım. Kocaman paket geldi, anlamadım niye. Şöyle sizinle birlikte hemen açalım. Henüz ben de daha açmadım. Çok mu büyük? Güzel paketlemişler. Durun bakalım, bir inceleyelim. Aynen, çok güzel paketlemişler. İnşallah mahvetmem açarak. Nasıl bir şey bu? Ha böyle. Çok heyecanlıyım. Ay bozmayayım Allah'ım. Ama görmek istiyorum. Meraktan çatlarım. Şunu çıkartacağım ya. Kenarında. Bu hoş durmuyor. Ay. Oo, çok güzel. Ama dönmüş. Şöyle yapalım. Ay inşallah Cevdet'in hoşuna gider. Tozlanmış camı. Ha o şey folyoymuş. Şöyle koyayım, dur. Şöyle yapalım. Daha güzel olsun. Bakın. Size de yakından göstereyim. Şöyle bir saat aldım Cevdet'e. İnşallah beğenir. Geri paketleyelim. Ve direkt sofrayı hazırlamak istiyorum. Sonra en son tavuğu almaya gideceğim. 10. Viyana'ya. Şöyle bismillah. Böyle güzel bir sürpriz yapmak istiyorum Cevdet'e. İnşallah beğenir ya. Tamam. Hemencecik bir ön hazırlığı sofrada yapacağım. Masa örtüsü ütülediğim halde böyle duruyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi hemencecik hızlı çekimde masayı hazırlayayım. Evet, şimdilik şöyle hazırladım. Tabii yemekler gelecek buraya. Ama nasıl duruyor böyle bir görmek istedim. Bence şimdiden çok güzel oldu.
Evet, ben şimdi hemen tavuğu almaya gidiyorum. Sonra hemen diyecek diğer hazırlıklara devam edeceğim. Havuçla patatesi halledeyim. Brokoliyi haşlayacağım. Havuçla patatesi fırında böyle grill yapacağım. Sonra güzelce tabağa sunumlayacağım, yani kenarlarına koyacağım. Bir şeyler yapacağız bakalım. Yapayım ama erkenden yapacağım mecburen. Çünkü dediğim gibi ne zaman geleceği belli olmuyor Cevdet'in. Artık ısıtırız, bir şey olmaz fırında. Şöyle hemen halledeyim ben bunları. Evet canlar, ben şimdi eve geldim. Cevdet'e sordum kaçta çıkıyorsun bugün diye. Birazdan çıkıyorum dedi. Yani tam güzel zamanladım. Şimdi hemen hazırlamak istiyorum. Çok soğursa da ısıtırız, yani yapacak bir şey yok. Aldım sıcak sıcak. Yani aslında tam yetişecek. Şöyle bismillah. Ay, çok heyecanlıyım. Şimdi şöyle sebzelerimi koyacağım. Aslında domates de kesebilirim, hoş durabilir. Biraz ondan, biraz bundan. Ve hazır. Pilavı da şuna koyacağım. Bismillah. Tamam. Bunu da şöyle kaşık koyalım. Salatanın sosunu şuna koyacağım. Orada dökelim. Şöyle küçük tabaklara koyacağım salatamızı. Tamam. Evet, sanırım her şey tamam. Pastayı getirelim. Onu da şöyle koyacağım. Çok güzel oldu. Sofram hazır. Şimdi üstümü de değiştireyim. Thank you.
Arkadaşlar kapanışı çekmeyi unutmuşum. Ertesi günden çekim yapıyorum. Cevdet de bana saat almış. Bakın çok güzel. Size de göstermek istedim. İkimiz böyle hediyelerimizi verirken sen de mi saat aldın, ben de saat aldım. Öyle olduk. Çok beğendi o da. Ben de çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Bakın böyle altın ve gümüş karışımı saat. Böyle seviyordum, istiyordum. O da böyle sağ olsun almış. Ve bu vlogu da artık burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.